7'den 8'e kampımızda cümlede anlamla hızlı bir şekilde devam ediyoruz Tonguç'um. Oo hocam, nasıl gidiyor yaz? Yaz nasıl gidiyor? Dersler nasıl gidiyor? Testler nasıl gidiyor? Bir sıkıntı var mı Tonguç'um? Yaz artıyor hocam beni. Yaz artıyor çünkü hava biraz sıcak ama sonuçta bizler... Hocam o ne sıcak öyle ya? Afrika çöl sıcağı gelmiş. Evet, Afrika çöl sıcakları olsa bile bizler evimizde birazcık cama açaraktan, bazen klimayı açaraktan güzel bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü yazın erkenden kalktık, yola çıktık ve 8. sınıfa başladığımızda Türkçeyi, matematiği, feni güzel bir şekilde halletmiş olacağız ve seneye bomba gibi başlayacağız. Şimdi Tonguç'um, cümlede anlam sınavda en çok soru gelen ikinci konu Türkçe'de. Yani en fazla parça anlamdan soru geliyor tabii ki ama sonrasında cümlede anlamdan da mutlaka 2 ya da 3 soru bize soruluyor ve bunlar da önemli. Az bir şey çalışmasak? Ne diyorsun evladım? 2-3 soru çok önemli. Sonuçta şöyle düşün, 3 tane Türkçe sorusu 3 kere 4, 12 tane inkılap sorusuna, İngilizce sorusuna, din sorusuna denk geliyor. Dolayısıyla buna çok iyi çalışmamız lazım Tonguç'um. Şimdi cümlede anlamda biz 5. sınıfta ne öğrendiğimizi bir kez daha tekrar edelim. 5. sınıftaki konular zaten 6. sınıf, 7. sınıf tekrarlarımızda da var. Orada da detaylarına gireceğiz. Ama şimdi neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi, koşul sonuç cümlesi, özel nesnel cümleler, cümle birleştirme gibi kavramları birlikte güzel bir şekilde pekiştirelim Tonguç'um. Şimdi neden sonuç cümlesinden hemen hemen her sınavda soruyorlar. Yani ben daha hayatım boyunca üniversite sınavları, ortaokul sınavları, işte bir sınav görmedim ki neden sonuç cümlesini sormasınlar. Neden soruyorlar hocam? Çünkü neden sonuç cümlesini sordukları zaman hayatı anlamlandırabiliyor muyuz? Cümleyi anlayabiliyor muyuz? Ona bakıyorlar herhalde. Şimdi eylem ve eylemin gerçekleşme sebebi var bu tarz cümlelerde. Mesela işten geç çıktığı için trafiğe takıldı. Şimdi trafiğe kaldı. Şimdi burada adamın yaptığı şey trafiğe kalmak. Sonucu bu. Neden trafiğe kaldı? Çünkü işten geç çıktı. Burada biz sebep ya da neden diyebiliyoruz. Bu tarz cümlelerde genellikle şöyle bir yüz ifadesi görürsün Tonguç'um. Niye biliyor musun? Bak, trafiğe kalmak kötü bir şey. İşte ayağı acıdığından top oynayamadı. Kalemi bittiğinden yazı yazamadı. Dersine çalışmadığı için sınavdan düşük not aldı gibi böyle bir üzüntülü bir şey vardır Tonguç'un cümlelerinde. Ama amaç sonuç cümlelerinde ise genellikle aynı... Yazın çalışmadığı için sınavda kötü yaptı. Gibi olumsuz şeyler vardır ama amaç sonuç cümlelerinde ise işe yetişmek için hızla hazırlandı. Veyahut da işte sınavda başarılmak için çalışıyor. Kazanmak için geldim. İşte yazı iyi değerlendirmek için buradayım gibi bir amaç, bir istek, bir plan vardır. Ve insanlar da genellikle, yani seni bilmiyorum ama güzel şeyleri istekler, güzel şeyleri planlar. O yüzden amaç sonuç cümlelerinde böyle biraz daha tebessüm eden bir tip düşünebilirsin. Eylem ve eylemin gerçekleşme amacı var. Mesela hızla hazırlan dediğimizde burada sonucu hazırlanmak. Niçin hazırlanıyor bu? İşe yetişmek için. Demek ki amaç sonuç cümlelerinde bir istek var Tonguç evladım benim. Bir amaç var, bir gaye var, bir plan var ve gülümseyen bir yüz var. Neden sonuç cümlelerinde ise bir neden var veyahut da bir sebep var veya bir gerekçe var. Bu tarz cümlelerde çünkü'yü de kullanabiliriz. Gelelim koşul sonuç cümlesine. Koşul sonuç cümlesi ise adeta bir babaanne, anneanne ya da anne cümlesi gibi. Mesela sen annenden dışarı çıkmak için izin istediğinde nasıl davranıyorsun sana Tonguç'um? Anne bana izin verir misin? Diyor. Ama peki annen sana ne diyor o durumda? Defol git buradan. Annen öyle demez. Annen sana bir koşul verir. Annen sana genellikle ödevini yaparsan dışarı çıkabilirsin. Yemeğini yersen izin verebilirim. Yani bir şey olursa bir şey olur. Olmazsa olmaz der. İşte biz bu tarz cümlelere de koşul sonuç cümlesi diyoruz. O zaman anne cümlesi gibi. Mesela eylemin yapılması şarta bağlı. Yani öyle bedava yok. İşini hızlı yaparsa bugün tüm mektupları dağıtır. İşini hızlı yapmazsa dağıtmaz diyebiliriz. O zaman sonucumuz bu, koşulumuz da bu. İşini hızlı yaptığı zaman, işini hızlı yaptığında. Mesela bir kez daha örnek verelim. Kar yağarsa yollar kapanır. Bu kar yağdığında yolların kapanacağını gösteriyor. Ama kar yağdığından yollar kapandı, neden sonuç oluyor? Yollar açmak için belediye görevlileri geldi. Bu ise amaç sonuç cümlesi olmuş oluyor. Gelelim öznel cümleye. Öznel cümle deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Hocam öznesi ben olan cümledir. Siz olan cümle değildir yani. Ne diyorsun? Saçma sapan yorumlar. Özne kafan... yüklem cümle ilişkisi. Oğlum dışarı çıkarken evladım kafana şapka tak. Saçma sapan böyle beynin yanmış. Güneş geçiyor hocam kafama. Ya ben öznel cümle ne diyorum? Öznesi ben olan cümle falan. Ne diyorsun? Öznel nesnel cümleyi sen çok eskiden beri biliyorsun. Biz şu anda artık 8. sınıfız ve 5. sınıf tekrar diyoruz. Öznel cümle duygu düşünce içeren cümlelerdir. Yani içerisinde bir yorum vardır. Kişiden kişiye değişir. Sana göre öyledir, bana göre böyledir. Herkes için aynı değildir. Ve dolayısıyla da kanıtlanamaz Tonguç'um. Mesela Ege'nin kanıtlanamaz. Ben de yazamıyordum az kaldı. Ege'nin manzarasına doyum olmaz. Doğru ben mu? Sevmiyorum. Ben mesela sevmiyorum. Sen sevmeyebilirsin. Marmara'yı seversin veya Akdeniz'i seversin. İsmet Özel başarılı bir şairdir. Evet başarılı bir şair ama... Hayır ben de hiç onu sevmedim. Aynen. Başarısız bir adam bence. Mesela düşünsene. Romanda olağanüstü bir kurgu var. Yo bence çok sıradan. Yani bak kişiden böyle içinde olağanüstü, başarılı, doyum olmaz gibi mecaz anlamdaki ifadeleri gördüğün zaman diyeceksin ki bu
öznel cümle. Doydum oldu, oldu hocam, doydum oldu. Yani öyle bir şey var durumda. Nesnel cümle ise duygu düşünce içermez Tomuş evladım benim. Veyahut da bu tarz cümleleri biz kanıtlayabiliriz. Kanıtlanabilir. Ve kişiden kişiye de değişmez. Mesela Ege Türkiye'nin batısında. Bu kişiden yo, o doğusundadır. Saçmalama. Bu var mı hocam? Kişiden kişiye değişmez. Bu Türkiye'nin batısında. Türkiye'nin batı bölgesinde yer alıyor. Ve en batısında da Ege var. Dolayısıyla biz bunu doğru ispatlayabiliriz. İsmet Özel serbest şiirler yazar. Bunu ispatlayabiliriz. Bakarsın serbest şiir diye bir terim var. Yani ölçüsüz, uyaksız, böyle hiçbir kafasına göre şiir yazmak. Bu doğru. Roman işçilerin bir günü anlatıyor. Bakarsın romanı okursun. Aa, bu romanın konusu buymuş dersin. Yani kişiden kişiye değişik bir yorum yok. Burada romana övgü dizmişti. Burada İsmet Özel'e övgü dizmişti. Burada ise bir özelliğini söylemiş. Kişiden kişiye değişmiyor. Bir de Tonguç'un karşılaştırma cümlesi var. Varlıkları daha, bak içerisinde daha veyahut da en gibi kadar ise sözcükleriyle karşılaş. Kadar ise sözcükleriyle karşılaştırır diyebiliriz. Sözcükleriyle karşılaştırır. Varlıkların iyi ya da kötü yönleri karşılaştırır. Yazın biraz kötü oldu ama sen burayı zaten biliyorsun. Ege ülkemizin en güzel denizidir. Ege Denizi yani. İsmet Özel günümüzün en başarılı şairidir. Roman diğerlerinden daha iyi bir kurguya sahip. Diğeriyle romanı karşılaştırıyor. Ve bunlar da aynı zamanda Tonguç'un öznel bir cümle olmuş. Niye güzel diyor, başarılı diyor. Dolayısıyla bir cümle öznel mi, karşılaştırma cümlesi diye sorma sana. Öznel ve nesnel kendi içinde değerlendirilir. Karşılaştırma cümlesi ise kendi içinde değerlendirilir. Gelelim cümle birleştirmeye. Şimdi bu tarz sorular son seneki yapılan sınavlarda karşımıza çıktı. Senin de temel amacın liselere giriş sınavında en yüksek puanı yapmak, Türkçe'de 20'de 20 yapmak olduğu için bu konuyu 5. sınıfta gördüğümüz için iyi bilmelisin Tomucuğum. Şimdi cümle birleştirmede her iki cümledeki bilgilerin eksiksiz bir şekilde toplanmasına dikkat etmelisin. Mesela ben Le Comte Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan geçen ilk kişidir. Bu örnek sorularda da olan bir cümleydi. Fransız yüzücünün 1988 yılında yaptığı bu yolculuk 73 gün sürmüştür. Tamam, bize ne? Şimdi burada sen ben Le Comte'yi kullanmalısın birleştirdiğinde. Atlas Okyanusu'nu, yüzme tahtasını, ilk kişi olduğunu, bunun Fransız olduğunu, 1988 yılında bunu yaptığını, 73 gün sürdüğünü dile getirmen lazım. Bak şimdi. Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan, Atlas Okyanusu'nu kullandık. Yüzme tahtası kullanmadan geçen ilk kişiyi kullandık. Ben Le Comte 73 gün süren bu yolculuğunu 1988'de gerçekleştirmiştir. Şimdi bak, burada bir şey unuttuk. 73 gün söylemiş hocam, onu da kullandık. Onu da kullandık. 1988'inde onu da kullandık hocam. 1988'de kullandık, 73 gün kullandık. Her şeyi kullandık. Neyi unuttuk bak, Fransız yüzücü kullanmadık. Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan geçen ilk kişi olan Fransız hocam, Ben bizim için böyle bir şey bırakmışsınız. Aynen, gerçekten. Bilerek size biraz fake attım. Fransız Ben Le Comte, 70 Fransız yüzücü diyebilirsin hatta. Fransız yüzücü Ben Le Comte dememiz lazım. İşte sen eğer seçeneklerde bunu görüp aa ben bunu işaretledim dersen ve diğer seçenekte Fransız yüzücü yazıyorsa bu sefer kaçırırsın. İki cümleyi birleştirirken mutlaka böyle tek tek elemen gerekiyor Tonguç'um. Şimdi burayı çok iyi pekiştirmen için tabii ki bol bol soru çözmen lazım. Şimdi geldik cümlede anlamda 6. sınıf tekrarımıza. Cümlede anlamda biz zaten ilkokul 2, 3, 4, 5, 6'yı devam ediyoruz. Hatta bu üniversite sınavında da karşımıza çıkacak bu konu. Fakat şimdi 6. sınıfta öğrendiklerimizi geçmişteki bilgilerimize tekrar edelim. Şimdi trafiği rahatlatmak için yollar genişletildi. Yollar dar olduğu için trafik yoğun. Yollar genişletilirse trafik rahatlar dediğimizde. Burada rahatlatmak için yollar genişletildi dediğimiz için burada bir amaç var. Bir gaye var, bir istek var. Ve yüzü gülen bir adam var. Bu amaç sonuç cümlesi. Yollar dar olduğu için trafik yoğun. Burada ise olumsuz bir ifade var. Dolayısıyla burada bir neden sonuç var diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Yollar genişletilirse trafik rahatlar. Yollar genişletilmezse trafik rahatlamaz diyebiliriz. Dolayısıyla burada da söylememiz gereken şey nedir? Tabii ki de koşul sonuç cümlesi. Koşul sonuç cümlesi neydi Tonguç'um? Hocam koşul sonuç cümlesi eğer bir şey yaparsan böyle oluyor demektir. Anneanne cümlesi. Şimdi o zaman harikasın anneanne cümlesi veyahut da anne cümlesi demiştik. Koşul sonucu da yazdık ve geçelim diğer cümlemize. Emlak vergileri geçen yıla oranla %3 artış gösteriliyor. Şimdi biz bunu sence kanıtlayabilir miyiz Tonguç'um, kanıtlayamaz mıyız? Kanıtlayamayız. Kanıtlayabiliriz, saçmalıyorsun. Ne bileyim bak, yani? Yani tabii ki. Ben emlakçı mıyım hocam? Sen emlakçı ya da maliyeci ya da mali müşavir değilsin ama bunu en azından bilen bir kişiye sorup bu bilginin doğruluğuna ya da yanlışlığına ulaşabilirsin. Dolayısıyla bu bir cümle nesnel bir cümle. Ama aşağıdakine bakalım. Şair sıra dışı sözcükleriyle şiirseverlerin gönlünü fethediyor. Nasıl yani? Sana göre gönlünü fethetmiştir, bana göre hiç şiirseverler beğenmemiştir. İşte burada
kişisel bir yorum olduğu için özden cümle diyoruz. Greasing job. Ağaçlara tabi biraz gri garip söyledim. Gri nedir hocam? Ya bir dakika, sesim biraz şey oldu o yüzden. Gri sincap ağaçlara diğerlerinden daha rahat tırmandı. Burada ise gri sincapı diğerleriyle karşılaştırdığı için... Sincap. Sincap değil oğlum, sincap. Karşılaştırma cümlesi diyebiliriz. Tabii biz bazen İngilizce derslerinde... Hocam gerçekten çok güzel aksanınız var. British aksanı. Ne diyorsun? Saçmalama, Türkçe dersindeyiz. Kendine gel, özüne dön. Sen bir Türkçe öğrencisin. Şimdi yaşasın babam dondurma. Şimdi burada bazı cümleler var. Bu cümlelerden hangisi sevinç, hangisi pişmanlık, hangisi endişe, hangisi küçümseme, hangisi beğeni içeriyor? Bunları yaşasın burada. Babam dondurma almış. Üzüntüdür hocam. Niye? Boğazlarım şişecek, sonra bir hasta olacağım. Babam ya, beni mi, hastalığı mı istiyor? Hayır, saçma sapan espriler yapıyorsun. Baban seni hiçbir zaman kötülüğünü istemez. Baban her zaman senin dondurma... Babam bana suikast girişiminde bulundu. Hayır, öyle bir şey yok. Baban senin kemiklerin gelişsin, işte serinle diye sütlü dondurma alıyor, güzel bir şey yapıyor. Dolayısıyla bu babam dondurma cümlesi sevinç içeriyor. Keşke paramı harcamasaydım ise bir pişmanlık içeriyor. Bazen paramızı hemen pıt diye harcıyoruz, bu sefer de pişman oluyoruz. Doğduğum şehir burnumda tutuyor. Senin doğduğun şehir burnunda tutuyor mu Tonguç'um? Doğduğum şehir burnunda tutmuyor çünkü orada yaşıyorum şu anda. Aferin. Çok güzel. Hiç burnuna tutmuyor. Yani burnum hatta yani, kokudan mahvoldu. Çünkü doğduğun şehirde trafik sorunu var diyorsun ama güzel. Burada ise eğer mesela benim doğduğum şehir, ben Ankara doğdum. Burnunu tutmak ne demek hocam? Yani çok özlemek. Baca mıyız biz hocam? Ay baca değiliz. Yani burada mecaz anlam var, deyim var. Dolayısıyla burada bir özlem var. Acaba sınavda düşük puan mı aldım? Burada ise bir endişe anlamı var Tonguç'um. Veyahut da sinemaya giderken beni çağırmamışsın. Burada ise... Sitem var. Harikasın. Sitem direkt karşısındakine söylüyorsun yani. Arkasından konuşmuyorsun mesela. Ya bu da beni sinemaya çağırmadı. Sattın beni pis herif. Burada mesela sinemaya giderken beni çağırmamışsını, ya bu adam beni sinemaya çağırmıyor ya dersen, arkasından konuşursan bu şikayet oluyor, yakınma oluyor. Ama direkt yüzüne karşı söylediğinde Tonguç'um sitem olmuş oluyor. Basit bir şekilde gönül almaya gelinir mi dediğimizde ise artık adamı küçümsemiş oluyorsun. Ama bu kadarcık parayla sevdiğim malzemeleri alamam dediğinde ise azımsama oluyor. Yani ölçülebilen, sayılabilen şeylerde bir cümle kurarsan azımsama oluyor. Ölçülemeyen, sayılamayan şeylerde bir alay alma, bir işte ironi, bir küçümseme yaparsan küçümseme oluyor. Yeni taşındığın ev oldukça geniş ve güzel görünüyor dediğinde ise bir beğeni var. Zaten sen buna benzer bir soruyu çözdüğünde hem bizim kitaplarımızda, hem gerçek sınavda, hem de başka kaynaklardan deneme çözerken sana seçenekler verecek. Yani sana şunu demeyecek. Keşke paramı harcamasaydım. Bu ne cümlesi? Ha, ne bileyim ben. Hayır, seçeneklere bakacaksın. Bunun pişmanlık mı, özlem mi, endişe mi, sevinç mi olduğunu rahatlıkla bulabileceksin onun için. Şimdi... bunlarla alakalı tabii ki senin de bol bol soru çözmen lazım. Ben burada anlatıyorum ama sen soruları çözüp yanlış yapmadığın sürece pekişmez. Cümlede anlam ve kavramlara geldiğimizde 7. sınıfta biz mutlaka bazı detayları bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Çünkü biz Türkçe'de soruları hızlı bir şekilde çözersek diğer takıldığımız derslerde, yani diğer bilgi ait olmayan veyahut da uzun parçada anlam sorularında, metin sorularında biraz zaman kazanırız. Bunları çok hızlı çözmemiz gerektiği için şimdi bunlarla alakalı bazı taktikler vereceğim sana. Neden sonuç cümlelerinde için, bu yüzden ve dolayı ifadeleri vardır genellikle. Mesela, bayılıyorum bu ifadelere hocam. Yorulduğu için uyuyakaldı, yorulduğundan uyuyakaldı, yoruldu bu yüzden uyuyakaldı gibi cümleler kurarlar. Amaç sonuç cümlelerinde ise yine için, diye, üzere, amacıyla ifadeleri bulunur. Mesela konuşma yapmak amacıyla kürsüye yöneldi. Konuşma yapmak için kürsüye yöneldi. Konuşma yapayım diye kürsüye yöneldi gibi ifadeler vardı. Veya konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldi der. Koşul sonuç cümleleri ise genellikle SSA ile yapılır. Mesela dersi dinlerse anlar. Dinlemezse anlamaz. Veyahut da dersi dinlediğinde anlar. Veyahut da dersi dinlediği zaman anlar gibi ifadelerle kullanılıyoruz. Şimdi öğrencinin en çok karıştırdığı şey, hatırlarsın 6. sınıf tekrarında bunu görmüştük, küçümseme ile azımsamadır. Sen kim? Sınavdan yüz almak kim dediğinde sence... Sen kimsin be pis herif ya. Ne diyorsun? Bir dakika Tonguç. Harun hocam, küçümsüyorum, aşağılıyorum yani. Şimdi peki sen bu cümleyi söyle. Küçümseme mi yapmış oluyorsun yoksa azımsama mı yapmış oluyorsun Tonguç'um? Azımsama yapmış oluyorum. Hayır, azımsama ölçülebilen şeyler değil. Burada sen küçümseme yapmış oluyorsun. Kötü bir şey aynı zamanda. Peki. Ama ölçemiyorsun. Sınavdan 90 aldı mesela, 70 aldı. Hayır bak, sınavdan 90-76 ölçemediğin için küçümseme oluyor. Ama bir haftada sadece 100 sorumu çözün dediğimizde bu azımsama oluyor. Çünkü burada çözdüğün soruların doğruluğunu, yanlışlığını değil de soru adedini, sayılabilen, ölçülebilen bir şeyi söylemiş oluyorsun. Şimdi öneri cümlelerinde tavsiye var Tonguç'um. Mesela telefonuna güvenilir olmayan sitelerden yazılım indirmemelisin diyor. Bak bir tavsiye veriyor.
Onaylamada bir görüşe katılmak. Mesela bu fakülteyi seçmesi yerinde bir karardı. Tebrik ediyoruz kendisini. Varsayım ise bir durumu gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş kabul etmek. Ve bu tarz cümlelerde Tonguç'un bir taktik vereyim sana. Tut ki, diyelim ki, farz et ki, varsayalım ki gibi anlamlar var. Mesela farz et ki gerçekimsiz ortamdasın. Olasılık cümleleri ise bir olay veya durumla ilgili kesin olmayan yargılar. Belki o da bizimle gelebilir. Yani belki, tahminimce, muhtemelen gibi ifadeler vardı. Peki varsayım ve olasılık arasındaki fark nedir biliyor musun Tonguç? Mesela Tonguç yarın bizimle geziye katılabilir. Bu ihtimal. Ama diyelim ki yarın Tonguç katıldı. Varsayalım ki yarın Tonguç bizimle geldi. Bu ise varsayımdır. Olmayan bir şey varsayıyoruz. Bir de içerik denen bir şey var. Bu da eserin konusudur Tonguç'um. Şiirlerinde hep deniz manzara anlatıyor dediğimizde ne anlatıyor sorusunun cevabıdır. Ve bununla karıştırılan, bununla beraber yarıştırılan bir şey vardır. Onu da hatta farklı bir renk siyahla yazmak istiyorum. Üsluptur Tonguç. Üslup ise yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. Mesela sade bir dille anlatıyor, akıcı bir dille anlatıyor, ağır bir dille anlatıyor. Bu ise nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. Şiirlerinde ne anlatıyor? Hep deniz manzaralarını anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Akıcı bir dille, sürükleyici bir dille, ağır bir dille anlatıyor dersek o üslup oluyor. Ne anlatıyor dersek içerik oluyor. Tahmin ise bir şeyi önceden kestirebilmektir. Hava bir anda karardı. Yağmur yağabilir. Bak tahmin ediyor. Aşamalı durum ise her geçen gün artan veya azalan şeylerdir. Her geçen gün havamız kirleniyor. Maalesef ki bu aşamalı bir durum. Tanım ise nokta nokta nedir sorusunun cevabıdır. Yani bu nedir sorusunun cevabıdır. Astronot nedir? Astronot uzay çalışmalarına katılmak üzere yetiştirilmiş kişidir. Peki sana bir soru soracağım Tonguç'um. Şiir duyguları çok güzel yansıtmış. Bu bir tanım cümlesi midir? Evet tanım cümlesidir. Hayır. Şiir nedir sorusuna cevap vermiyor ki. Şiir nedir? Duyguları çok güzel yansıtmıştır. Hayır. Bak şiir nedir? Şiir duyguların aktarıldığı bir anlatım türüdür. Yazılı bir edebi türüdür. Dersen olur ama şiir nedir sorusuna cevap vermiyor. Bir de cümle oluşturma var Tonguç'um. Bu da yine sınavlarda çok sorulan bir şey. Dolayısıyla bunu da bir iyi bilmemiz lazım. Zaten sene içinde kamplarımıza da direkt buna uygun yeni nesil sorularla gideceğiz. Kurallı ve anlamlı cümle oluştururken yüklemin tabii ki en sonda olmasına dikkat edelim. Çünkü sınavda sana diyecek ki kurallı bir cümle oluşur. Kurallı cümle ne demek? Yüklemin en sonda olduğu yani en önemli kelimenin en sonda olduğu cümle. Tamlama ve söz gruplarının bağlantısına dikkat etmelisin. Ve tabii ki de en önemlisi mantık sırasına dikkat etmelisin. Mantıken uymuyorsa sen bu cümleyi birleştiremezsin veya sıra dizemezsin. Ve bu tarz sorularda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşacak şekilde sıralandı. Hangisi baştan ikinci olur gibi ifadelerle başlar. Demek ki önce yüklemi bulman gerekiyor. Ardından bağlantılara dikkat etmen gerekiyor. Dığından, bu, için, işte sebebiyle gibi ifadelerle bağlantı bulursun. Tabii biz bunları öğrenmemiz için de bol bol tekrar etmemiz lazım. Şimdi o zaman ödevimizi verelim. Bu haftanın ödülü sorusunu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım şimdi bol bol soru çözme zamanı ve aynı zamanda bol bol da dinlenme zamanı. Bak, başlıyor kamp. Düşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Düşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Senin